Kayıt oradan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Kayıt Ol hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yani hem kanalım hakkında bilgilendireceğim sizleri hem de Kayıt Ol nedir, nereden geliyor bu Kayıt Ol, bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Kayıt Ol arkadaşlar bir bisiklet grubu. Kayseri'de bir bisiklet grubu. 5 arkadaş birlikte kurduk Kayıt Ol grubunu. Ve aramızda en çok bizi ateşleyen kişi ise Umut abi oldu. Umut Bakkaloğlu. Umut Bakkaloğlu, Muhammed Ali Yürekli, Ercan Babur, Ferhat Tektaş ve ben hepimiz birlikte kurduk bu grubu. Ve Kayıt Ol isminin ise dediğim gibi bizi ateşlemesiyle birlikte bu konuda, yani bisiklet konusunda bizi heyecanlandıran, ateşlendiren ve daha çok bizim bu konuda hevesimizi artıran kişi Umut Bakkaloğlu. Umut abi ismini kurdu. Kayıt Ol arkadaşlar bildiğiniz gibi Kayseri Yerel Tohum ve Velespit grubu şeklinde açılımı. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Umut abi aynı zamanda hobi bahçesi var ve orada kendi yerel tohumlarını ekip biçiyor. Hatta gittiği sadece kendi yerel tohumları, yani kendi memleketine has ya da yaşadığı yere has yerel tohumlar değil, pek çok gittiği yerden toplamış olduğu tohumlarını muhafaza edip ve aynı zamanda bu hobi olarak hem ekip biçiyor, bostan tabiriyle tabir ettiğimiz küçük bir bahçesinde yaz boyunca yediği içtiği taze sebzeleri ve bazı meyveleri kendisi yetiştirebiliyor böylelikle. Ve söylemiş olduğu çok güzel bir söz var Umut abinin. Masal anlatılmazsa, tohum ekilmezse ölecek şeklinde ifade ettiği çok güzel bir söz var. Belki kendine ait olmayabilir ama sonuçta bunu ifade etmesi, kullanması ve bu ifadeyi savunması gerçekten çok hoş bir duygu ve bunu herkese aşılamaya çalışması, bu da ayrıca güzel ve hoş bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bisiklet ise arkadaşlar hepimizin hem hobi olarak hem spor olarak yapmış olduğumuz ve aynı zamanda ulaşım aracı olarak kullandığımız bir spor dalı diyeyim, yani neye sararsanız, yani her şey için uygun. Yani ulaşım aracı olarak kullanabiliyoruz, hobi olarak gerçekten bizleri çok motive ediyor, motivasyonumuzu artırıyor her konuda. Rahatlatıyor. Ben pedalladıktan sonra kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Mesela yani hakikaten düşündüğümüzde fazla enerji insanda stres yapıyor. Gerçekten böyle, ama insan enerjisini harcarsa tabii bunu, bir enerji güzel şeyler harcamak gerekir. Bunu eğlenceli bir hale getirmek gerekir. Bu şekilde insan motivasyon sağlayabiliyor. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi ulaşım aracı olarak iş yerine gidip gelebiliyoruz ya da daha genç arkadaşlarımız okula gidip gelebilirler. Pek çok farklı şekilde kullanım alanı mevcut bisikleti. Ve Kayıt Ol isminde Facebook'tan bir grup oluşturduk. Bu yaz boyunca oldukça güzel turlar yaptık. Kayseri çevresinde güzel yerlere turlar düzenledik. Şuna dikkat etmeye çalıştık. Tarihi yerler varsa eğer oraları gidip tanıtmaya çalıştık. Amaçlarımızdan bir tanesi de Kayseri'ye ait yerel turları tanıtmak. Bunları da yapmaya çalışacağız. Yani bisikletlerimizle tur düzenleyip belirli başlı yerlere bisikletlerimizle tur düzenleyip ve oraya gittiğimizde oraya ait yerel tohumu tanıtmak. Bu da hedeflerimiz arasında. Neresi olabilir? Cırdalan biberi varmış mesela arkadaşlar. Burada öğrendik. Benim aslında evime çok yakın. Aynı zamanda yemliha, yani yamla patlıcanın diye tabir ettikleri yemliha yetişen ve oraya has olan bir tohum daha mevcut mesela. Bunu da tanıtabiliriz. Ve aklıma gelmeyen daha pek çok yerel tohum Kayseri içinde mevcut. Yani Kayıt Ol bu şekilde arkadaşlar. İsmi buradan geliyor. Umut abinin emeği büyük bu konuda. Bizi hem bu bisiklet sporuna teşvik etmesi konusunda hem yerel tohum konusunda bizlere bu şekilde bazı şeyleri benimsetmesi, gerçekten kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi de zaten kanalında Kayıt Ol'u anlatmaya çalıştı Umut abi. Ona da teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımda tabii ki ben farklı şeylerden de bahsetmeye çalışıyorum. Ben arkadaşlar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım ve orada laboratuvar çalışmaları yapıyorum. Yani vaktimin çoğu benim laboratuvarda geçiyor. Çünkü bilimsel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz biz. Ve Western Blot tekniğini kullanıyorum rutin olarak.
Ve bu tekniğe baktığımız zaman ben öğrenmeye çalıştığım süreçte YouTube'a baktığımda Türkçe hiç video yoktu. Genelde hep İngilizce videolar izleyerek faydalanmaya çalıştım. Gittim farklı yerlerde çalıştım. O şekilde öğrendim ve şimdi kendi laboratuvarımızı kurdum. Şimdi çalışıyorum. Onu yine kanalımda tanıtmaya çalıştım. Yani Kayıtov kanalı baktığınız zaman hani Gerald Tom ve bisikleti çeviriyor Kayıtov ama aynı zamanda ben hani farklı şekilde bildiğim bazı konular hakkında yardımı olabileceğini düşündüğüm konuları özellikle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çevremdeki insanların işine yarayabileceğini düşündüğüm için bu şekilde laboratuvarda yapmış olduğum çalışmalardan zaman zaman bahsedeceğim. Yine aynı zamanda son dönemde biz öğrenci arkadaşlarımız için laboratuvar pratik deneylerini çekip yayınlamaya başladık. Bunun da yine öğrenci arkadaşlara faydası olması hususunda böyle bir şeyi düşünüp icraata geçirmeye çalıştık. Yine bu şekilde de laboratuvar deneylerimizin demonstrasyon şeklinde videolarını yayınlamaya çalışacağız. Her laboratuvar dersinin videosunu bir önceki gün demo yaptığımız süreçte çekip sizler için yayınlamaya çalışacağız. Umarım videolarım herkes için faydalı olur, yararlı olur. Ben bu amaçla hani bu yola çıktım. Yine Weinstein Blatt tekniğini örnek olarak verecek olursam herkese Türkçe hiç video ile karşılaşmadım. Ve bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler de herhangi bir konuda uzmanlığınız varsa teknik özellikle laboratuvar çalışmalarıyla ilgili yani bilimsel çalışmalarla ilgili teknikler biliyorsanız ve bunları eğer çekip yayınlayabiliyorsanız Türkiye'de yani Türk vatandaşların da fazlaca bunlardan yararlanabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden herkes bu konuda katkıda bulunursa gerçekten çok daha verimli olacağını düşünüyorum hepimiz için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylediğim gibi öncelikle amacım bildiğim konularda diğer arkadaşları bilgilendirmek benim amacım. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum.